Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben diş hekimi Kadriye Özdayı, namı diğer Miss Endo. Klinik yaşamımda hastalarımın ağız diş sağlığını korumalarına yardımcı olmaya çalışırken, günlük yaşamımda da diğer tüm meslektaşlarım gibi ben de kendi ağız diş sağlığını korumaya çalışan bir hastaya dönüşüyorum. Ve bugün sizlere Philips Sonicare diş fırçasını hem hekim hem de hasta gözünden tanıtmaya çalışacağım. Fazla renk seçeneği var arkadaşlar. Siyah var, beyaz var, rose gold var ama ben bugün sizlere en sevdiğim renk olan ametisti tanıtacağım. Şimdi kutunun içinden bunlar çıktı arkadaşlar ve gelin bunları tek tek inceleyelim. Öncelikle rengiyle başlamak istiyorum. Mükemmel bir rengi var ve gerçekten şu anda aşk yaşıyor olabilirim yani ametist rengiyle. Diş fırçamız bu arkadaşlar. Artık şarjda diş fırçasınız zaten. Hepimiz Monreal diş fırçasına göre üstünlüğünü yapılan çalışmalar sonucunda da biliyoruz. O yüzden onu hiç konuşmuyoruz bile. Ama onun dışında Philips Sonicare'in artısı sonik hareket yapıyor olması. Sonik hareket nedir derseniz de şu anda arkadaşlar dakikada tam 62 bin titreşim görüyoruz. Yani daha doğrusu göremiyoruz hiçbirimiz. Ben de göremiyorum buradan. Ama bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bizim manuel bir fırçayla bir ayda elde edebileceğimiz titreşimi Sonicare sadece 2 dakikada uyguluyor. Ve bunun sonucu da tabii ki daha etkili bir plak kontrolü, daha derinlemesine bir temizlik sağlayabiliyor. Sessiz çalışmasına rağmen şöyle dokunduğunuzda 62 bin hareketin gücünü hissedebiliyorsunuz. Kendinize en uygun modda dişlerimizi fırçalayabiliriz. Bunlar bir hekim olarak gözlemlerimdi. Şimdi gelelim bir hasta olarak gözlemlerime. Vallahi bir hasta olarak baktığım derse aslında arkadaşlar ilk dikkatimi çeken ve bence beni en derinden fetheden şey çok küçük bir detay oldu. Bu saklama kabı çünkü inanılmaz faydalı ve etkili bir detay. Yani banyoda hijyenik saklama için. O yüzden ben bunu çok önemsedim. Bununla birlikte kutudan çıkan diğer parçalara baktığımızda ise böyle bir bardak ve metal bir parça görüyoruz ama bunlar aslında şarj aleti fırçamızın. Bunu içine koyduğumuzda, bunu da fişe taktığımızda fırçamız bu şekilde şarj oluyor. Ve gelelim kutudan çıkan son parçamıza. Böyle şık ve pratik bir taşıma kabı görüyoruz arkadaşlar. Ben işe giderken falan kullanıyorum. Yani inanılmaz gerçekten kolaylık sağlıyor. Bununla birlikte tabii ki bu pandemi bitecek bir gün. Yani şu anda bir yere kımıldayamıyoruz ama o zaman çok daha işimize yarayacağını düşünüyorum. En büyük artısı ise bir de şöyle bir girişi var. USB girişi. Bu şekilde şarj edebiliyoruz. Ayrıca bu bardağı seyahatlerde yanımıza taşımamıza gerek yok. Evet arkadaşlar, Philips Sonicare şarj diş fırçasını bugün böylelikle birlikte incelemiş olduk. Bizler diş hekimleri olarak profesyonel uygulamalarımızda sonik hareketi zaten oldukça sıkça kullanıyoruz. Ve böylesine güzel bir hareketi benim bir diş fırçasının içerisinde görmek şahsen çok hoşuma gitti, beni mutlu etti. Bir hasta olarak ise ben zaten bir süredir Philips Sonicare'i kullanıyorum, severek kullanıyorum. Ama benim kullandığım beyazıydı, bence ametisti daha iyi temizliyor olabilir. Ama her hastanın deneyiminin kendine özgü ve eşsiz olduğuna çok inanıyorum. O yüzden lütfen sizler de deneyimlerinizi hem benimle paylaşın hem de firmayla paylaşırsanız eminim değerlendireceklerdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, kanalda kalın.